Bu arada önümüzdeki günlerde Erden Timur'un yeni yapılanma ile ilgili geniş çaplı bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtiliyor diye de yani haber Erden bitirilmiş. Erden Timur Galatasaray'da bütün önemli şeyleri taşları yerinden demek ki oynatıyor. Yani tamamen futbolla ilgili her şeye e, hakim olup evet. e, küçük küçük ya da büyük büyük operasyonlar yapıyor parça parça. Çünkü bu öyle bir haber yani. Scout ekibinin evet. değiştiğine dair. Demek ki kendisi çalışacağı bir ekip belirleyecek. Onlarla beraber. Şimdi mesela hep basın konuşuyoruz ya. Basın toplantısı detayı da ilginç. Geniş bir yani basın toplantısı. Işte, Zaniye olanın transferi yapılması. işte şeyin ZAK, kısa adı da ZAK diyeyim bunun. Zarkaryan. Ermeni asıllı bir Rus futbolcu. Evet. ismi Çünkü bakıldığında direkt e, Ermeni hı hı. isim ismi. E, onun yine bu transferinin gündeme gelmesi e, hep böyle acaba bundan sonraki süreçte Galatasaray'da yeni scout ekibinin işte e, böyle gelecek vadeden alalım, parlatalım, hı. oynatalım, satalım. Yani böyle bir düzen kuralım. Biraz da böyle bir işi ticari Ajax gibi Ajax. bir düzen evet. kuralım. Hem e, kendi e, buradan gelecek gelirlerle futbol takımını şey yapalım, götürelim. Yani hem potansiyeliyle takıma katkı sağlayabilecek hem ama olmazsa da gönderebilirsiniz. Para düşünsenize, yılda 2-3 tane, 2 tane oyuncu satsanız işte 20-30 milyon eurolara 60 milyon yapar. Yani 60 milyon euroyu ne şeyden yayın gelirinden alabilirsiniz Tabii. ne stat gelirinden alabilirsiniz. Yani sadece iki isimle bütün transfer bütçenizi, kulübün bütün masraflarını, futbolun bütün masraflarını çıkartırsınız. Bu arada hep yıldız oyuncuların gündemde olduğunu görüyoruz Galatasaray'da mesela Fanatik gazetesinin 3. sayfasında Zakaryanda Kran Krana başlığının altında Dibala ve Dimarya'nın da Galatasaray'ın gündeminde ya, olduğu Dimarya. ve hala o oyuncular için de gelişmeler var. Dymaria kaç yaşında geldi söylenmiş. acaba? Dimarya kaç yaşında? Neyse bakarsın Bakacağım. arkadaşlar yani e, Dymaria da yazılıyor birkaç gündür Galatasaray'da gündeme Geldi 35 ve, yaşında 88 doğumlu. Yani şimdi bir yandan böyle genç oyuncuları alan 19 yaşında işte daha böyle genç isimleri 20 yaşlardaki insanları alıp bunlardan hem faydalanıp hem de biraz önümüzdeki Yani çelişen bir durum. Yani çelişen bir durum ortaya çıkıyor. Yani şimdi Gomis'le Galatasaray sözleşme mi yapacak bittiği zaman? Yapmayacak, hayır. Yani ben sanmıyorum ya Di Maria olacağını. Peki e, Fanatik gazetesindeki kutu haberlerine şöyle hızlıca bir bakalım. E, zira önemli haberler var arasında ki onlardan biri e, Muslera, Kasımpaşa maçında hazır olacağı e, haberi. Özellikle deprem öncesinde tabii talihsiz bir sakatlık yaşamıştı Fernando Muslera. Ve e, her şey tabii ki e, yolunda gitseydi bu felaketi yaşamamış olsaydık Galatasaray, Normal çıktığı maçlarda aslında yaklaşık bir bir buçuk aylık bir sürede Mustera'dan faydalanamayacaktı ve aslında hı hı. Galatasaray ilk maçına çıktığı zaman 11 Mart'a denk geliyor. Fernando Mustera da sakatlığını atlatıp takıma dönmüş olacak. E Bu da Galatasaray açısından tabii ki sevindirici bir gelişme. Yani tabii bu lige verilen ara Mustera'nın iyileşmesi açısından evet. Galatasaraylar için çok önemli bir avantaj oldu. Yani o o maça yetişir mi? E, herhalde koltuk değneklerini bırakmış e, çalışmaları hafif başlamış. Belki o maç olmasa bile ondan sonraki maçta kesin oynar. Ama e, Galatasaray'ın e, çok fazla e, eksik kalacağı maçlarda en azından e, kalmayacak. Yani eksikliğini hissetmeyecek. Evet, muhtemelen. en fazla bir maç. Evet. Barış Arper'i Lazio izleyecek bu da ilginç bir haber. Barış Harper Yılmaz'a İtalya Serie A'dan talip çıktığı söyleniyor. Lazio'nun sezon sonuna kadar oyuncuyu izleyeceği şeklinde bir haber. Acaba sezon sonunda Barış Arper de Galatasaray'a para kazandırabilecek oyunculardan biri olabilir mi? Olabilir. Bu sabahta Timur, Erdem Timur'un özel timi iş başında diye bir haber var. Burada da şöyle bir ifade var. Türk isimlerden oluşturduğu 5 kişilik scout ekibi dünyanın dört bir yanında futbolcu tarıyor. Evet. Yani burada bir biraz daha bir detay var. Yani 5 kişilik bir ekip belirlemiş. Hepsi Türkiye'nin içinden isimler. Hı hı. ve şu anda kimmiş? Cimon Galatasaray'da ilişkileri kuran ve araştırma geliştirme direktörü Fatih Demirel'in hazırladığı rapor doğrultusunda transferler yapılacakmış. Bundan sonraki evet, süreçte o ekiple ilgili dediğimiz gibi evet. daha detaylı bir açıklama muhtemelen gelecek önümüzdeki süreçte. Madem Sabah gazetesine geçtik o zaman Berkar Turan'ın haberini de hemen okuyalım. Kadromuz dünya klasmanında başlığıyla Leo Djugo'nun yaptığı açıklamalar bu sayfada kendine yer bulmuş. Düba diyor ki Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen futbolcularımız var. Bana sunulan projede aslında buydu. Bu projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum. Benim kupa kazanma isteğimin kulübün isteğiyle birleşmesi transferimde önemli bir etken oldu demiş. Bu arada Düba'nın açıklamaları arasında Okan Buruk'un Fransızca konuştuğu detayı da aslında önemli. Hep şuna vurgu yapıyorduk. Okan Buruk e, yabancı dil bilmesiyle de aslında takım Fransızıcı içinde da biliyormuş. E, meğer İ İtalyanca, öyleymiş. İtalyanca, İngilizce bildiğini biliyorum ama Fransızca'yı bilmiyordum mesela. Demek ki her oyuncusuyla aslında hemen hemen e, ana dilinde ya bu zaten, iletişim kurabiliyor. Tabii bu yani, çok büyük bir tabii başarı. Tabii ki yani hem başarı hem de e, şimdi Okan Buruk tabii göreve gelişi, e, ardından e, bu çok önemli Galatasaray'a yıldızlar geldi. Yani çok kariyerli takımlardan önemli futbolcular geldi bu. Onları hep şu şu soru işareti olarak akıllara geldi. Neydi? İşte bu isimleri idare edebilecek mi? Yönetebilecek mi? E, nasıl bir iletişim şeyi olacak işte? Mesela Icardi kararında işte Icardi'nin ülkesine gitmesi, tedavi olması için işte kafa izni yapması filan Okan Buruk'un en çok mesela o dönemlerde eleştirildiği noktalardı. Doğru. Neden e, bu oyuncu ayrıcalık tanıyorsunuz, işte e, takım disiplini bozuluyor diye. Ama gelinen noktada... Demek yukarıda, ki yıldız futbolcu psikolojisini biliyormuş dedi Okan biliyormuş. Yani biliyormuş. E, burada da baktığımızda bu önemli bir detay ki bu takımın önemli bir oyuncusunun ifade ettiği bir şey. E, Birebir konuşması, onlarla diyaloğa girmesi farklı bir şey tercümanla diyaloğa girmek farklı bir Tabii şey. Tabii ki. Yani arada uçurum var gerçekten. Çünkü sen şöyle alırsın idmanın kenar sahasında. Ya dersin canına bir şey mi sıkıyor? Anlat dersin bana, Ben halledeyim dersin. Ya da e, tercümanla belki adam bunu yapmak istemez. Bu sorununu tercümanın bilmesini istemeyebilir. Ya yani oradaki birebir temaslar, birebir konuşmalar daha önemli. Demek ki bu konuda Okan Hoca çok başarılı olmuş. E, ve zaten takımı da lider yapmış işte birçok rekorunda sahibi olmuş. Dolayısıyla hala şunu söylemekte fayda var. Yani Galatasaray'ın lider olmasında, zirvede olmasındaki en büyük şey Okan Burun. Parç sahibi. Evet. Rekor demişken Hürriyet gazetesinde bir haber var. Ona bir bakalım. Galatasaray 23. şampiyonluk için... 23 yılın rekorunu kırdı diyor haber. Sarı kırmızılı kulüp 2000 yılından sonraki en pahalı transferini gerçekleştirdi. Evet. 15 milyon euroya alınan Zaniolo 2000 yılında 17 milyon euro verilen Jardel'den sonra ikinci büyük transfer. Türk futbol tarihinin en pahalı 20 transferinin 11'ini Fenerbahçe, 8'ini Galatasaray, 1'ini Beşiktaş yaptı. Jardel ve Zaniolo'dan sonra en pahalı üçüncü oyuncu Fenerbahçe'nin 2008'de 14 milyon euroya aldığı Guiza. Ki hiç kimsenin de pek iyi hatırlamadığı Değil mi? Yani bir isim. Yani bu, böyle tek tek bir bakarsak Guiza'yı... İlk 20'de 4 Brezilyalı, 3 Senegalli, 2 <laughs> Şer Portekizli, Boşnak ve Faslı yer alırken tek Türk Mehmet Topuz ki Mehmet Topuz da herkes hatırlayacaktır bir dönem ortalığı birbirine katmıştı o transfer haberleriyle.